Merhaba arkadaşlar. Doğrudan açıların birinci dersini yapmıştık. Şimdi de ikinci dersini yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bismillah. Şimdi paralel iki doğrunun kesenle yaptığı açılar. Arkadaşlar M ve K paralel. T doğrusu da onu kesmiş gördüğünüz gibi. Şimdi burada bilmemiz gereken birinci şey şu. Bu T doğrusu paralellerden biriyle hangi açıyı yaptıysa diğeriyle de aynı açıyı yapmak zorundadır. Tamam mı arkadaşlar? Bakın aynı yöne bakan açılar. İkisi de bu tarafa bakıyor. Dolayısıyla ikisi eşit olmak zorundadır. Çünkü bu T doğrusu K ile hangi açıyı yaptıysa M ile de orada aynı açıyı yapmalıdır. Bu açı bu açıya eşittir. Zaten şöyle bu açıyı tutup buraya taşıdığınızı düşünün. Birbirine eşit olur. Birincisi bu. Yöndeş açılar. Aynı yöne bakan açılar paralel doğrularda eşit olur. İkincisi arkadaşlar iç terstir. Bu açı tersindeki bu açıya eşittir. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla bu açı da tersindeki açıya eşittir. Buradan öğrenmemiz gereken sadece bu. Şimdi bununla ilgili bir örneğe geçelim. Bakın örnekte bu açıyı 50 derece olarak vermiş mi? Evet. Bununla yöndeş olan açı burasıdır. Şu açıyı aşağı doğru taşıdığınızı düşünün. Direkt buraya gelir. Burası da 50 derecedir. Neden? Çünkü bu doğru bu paralellerden biriyle 50 derecelik açı yaptıysa paralellerden diğeriyle de 50 derecelik açı yapmak zorundadır. Tamam mı arkadaşlar? Zaten yöndeş. Bakın aynı yöne bakıyorlar. Şimdi bize diyor ki x kaçtır? Burası toplam 180 derece değil mi arkadaşlar? Bir doğrunun üzerinde 180 derecelik açı vardır. Burası 50 ise 180'den 50'yi çıkar. Eşittir. 130 derece. X 130'dur. Şimdi diğer kurala geçelim. Z kuralı. Bu çok önemli bir kural arkadaşlar. Paralel iki doğruda bir Z harfi bulmaya çalışın. Örneğin bakın şurası. Bir Z harfi oldu mu? Yani şu. Hafiften çiziyorum. Z harfini gördünüz mü? Gördünüz. Aferin. Şimdi bu Z harfinin köşeleri birbirine eşittir. Bu açı neyse bu açı da odur arkadaşlar. Tamam mı? Yani verilen şekilde Z'yi bulun. Hop hop hop. İşte bunlar birbirine eşittir deyin. Z kuralı budur. Z kuralını unutmayın. Ha, çok önemli. Örneğine geçelim hemen. Bakın burası 60 derece. A, B paralel tabii. Paralel olma şartı her zaman var. Burası 60 derece ise şöyle bir Z harfi var. Gördünüz mü? Bura 60 ise burada 60'tır. Çünkü neden? Şu Z'den dolayı köşeler 60'tır. Peki Z hep böyle mi olmak zorundadır? Hayır. Mesela şu bir önceki örneğe bakalım. Şurada da bir Z harfi var. Gördünüz mü? Gördünüz. Aferin. Burası 50 ise burası da 50'dir işte. Tamam mı? Zaten şu kuraldan iç tersten burası 50 ise burası da 50 değil miydi? Bakın iki türlü ispatladık. 50 ise buraya 50 geçmelidir. Birinci ispat bu. İkincisi de aşağısı 50 ise yukarısı da 50'dir. Neden? Bir Z harfi çizdiğinizde köşeler birbirine eşit olmak zorundadır. Tamam mı arkadaşlar? Hop ilk kağıdı atıyoruz. İkincisini alıyoruz hemen. Şimdi burada bir de U kuralı var. Ne var? Z kuralı var, U kuralı var. İkinci kurala geçtik. U'nun aslında şöyle diyoruz. U 180 diyoruz. Neden? Bize U'da hep 180 derece lazım olacak. Sebebi de şu. Verilen paralellerde bir U harfi bulmaya çalışın. Bakın mesela şöyle bir U harfi var. Gördünüz mü? Evet. Bu U harfini bulduğunuz zaman arkadaşlar U'nun şu iç açıları A diyelim. Örneğin B diyelim. A açısıyla B açısı her zaman 180 dereceye eşittir arkadaşlar. Her zaman. Tamam mı? Onun için buna U 180 kuralı diyoruz. Şimdi bir aşağıdaki soruya bakalım hemen. Evet örnek demişiz. Ama ne yapmışız? Bir açıyı vermemişiz. Atıyorum şurası şöyle olsun. 140 olsun. Tamam. Şu açıyı sorsun bize. Bu açı kaç derecedir? Arkadaşlar bu örneğe baktığınız zaman U kuralını hatırladığımız zaman şurada bir U var. Gördünüz mü? Evet gördünüz. Aferin. Burası 140 ise buranın kaç etmesi lazım? Efendim? 40. Doğru dediniz. Tebrik ediyorum. 40 etmez. Çünkü ikisinin toplamı her zaman 180 edecek. Her zaman her zaman 180'i bulacaksınız U'da. Tamam mı? Şimdi Z ile de bir ilişkisi var bu sorunun ama bakın şimdi anlatayım. Burası 40 ise şurada da bir Z yok mudur? Burası 40 ise burası da 40 eder. Bakın toplamı da 180 etti. Tamam mı? Şimdi bu 180'den sonra üçüncü kuralımız zigzag kuralı arkadaşlar. Zigzag kuralına biz bir nevi şey kuralı da diyoruz. Dansöz kuralı. Neden biliyor musunuz? Bak şimdi
Bir sol yapıyor, bir sağ yapıyor. Bir sol yapıyor, bir sağ yapıyor. Bir sol, bir sağ yapıyor. Zikzak yapıyor böyle. Aynı zamanda tak 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 sağ sol yaptığı için dansöz kuralı da diyoruz ona. Dansöz kuralının özelliği ne? Şu sola bakan açılar, İşte bunların toplamı sağa bakan, onu da değişik bir renkle yapayım. Sağa bakan açıların toplamına eşittir. Yani bu yeşillerin toplamı buradaki bordoların toplamına eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Örneğin bu A açısı, B açısı, C açısı olsun. Bu da X açısı, Y açısı olsun. A, B, C'nin toplamı X artı Y'nin toplamına eşittir. Bunun da kuralı bu. Zikzakta sola bakan açıları toplayıp sağa bakan açılara eşit diyeceksiniz. Tek kuralı bu. Altındaki örneğe bakalım hemen. Şimdi sola bakan iki tane açı var. 30 ve X. Sağa bakan da bir tane açı var. 80. O zaman 30 artı X neye eşit olacak? 80 derece. Tamam mı? E bu da 30'u karşıya eksi diye attığın zaman arkadaşlar X 50 diye çıkacak. X 50 derece olmalıdır. Bakın bununla bunu toplayın. 80. Sağa bakan açıya eşit oldu. 80. Hop atıyoruz. Ve son kağıt. Şimdi bu kağıtta da örneklerimiz var. Birkaç tane hemen hızlı hızlı örnek çözelim. Şimdi şu soruya baktığınız zaman neler görüyorsunuz? Bu soruda hangi kuralı uygulayabiliriz? Benim aklıma Z geliyor. Neden? Bakın şurada bir Z harfi gördüm. Burası X ise burası da X olmalı. Tamam mı? Z'den dolayı. Tamam. Şimdi burası toplamda ne etti? X artı 3X artı 20. X artı bir de burası var. 3X artı 20. 180 derece eşit olacak. Şimdi burada X ve 3X ne yapar? 4X. 20'yi de karşıya eksi 20 diye atarsanız 160 kalır. 4X 160 ise her iki tarafı 4'e bölün. X kalır. 160'ı 4'e bölün. 40. Bakın X'i 40 olarak bulduk. Demek ki burası 40'mış. 40. Tamam mı arkadaşlar? Bir alttaki örnek. Biraz karışığa benziyor ama bu da çok kolay. Şimdi bu örnekte burasını 100 vermiş. Ve AD, CE, BF birbirine paralel. AD, CE, BF. Yani bu, buna ve buna paralel. Şu 3 doğru, daha doğrusu 3 ışın birbirine paralel arkadaşlar. Bu buna paralelse hiç şu ortadaki çizgiyi görmeyin. Tamam mı? Bunu görmeyin. Burada bir U görüyor musunuz? Kocaman bir U var. Gördünüz değil mi? Şu U'yu. Heh, aferin. Burası 100 ise arkadaşlar, buranın da 180'e tamamlanması için ikisinin, buranın tamamının 80 olması gerekmiyor mu? Evet, 80 olmalı. 100 artı 80, 180 edecek ya, kuralımız U 180'di. 180 edecekse, buraya 80 düşecekse ve bu iki açıyı da birbirine eşit vermiş bakın. Birer çizgi çekmiş. O zaman 80'i 40-40 diye bölüştüreceğiz. Tamam, bölüştürdük mü? Bölüştürdük. 180 de burada 180 yaptı. Şimdi sadece şu küçük şekle bakın. Şurayı görmeyin. Bakın burada da küçük bir U yok mu? Şöyle, şöyle ve şöyle. Evet. O zaman X ile 40'ın toplamı da 180 edecek U 180'de. O zaman burası 40 ise buraya da 140 kalır. Toplamları 180 etsin diye X de 40 oldu. X'i de böyle 40 bulduk. Şu soruya geçelim. Bu soruda da arkadaşlar A, BA ışını ile CD ışını birbirine paralel olarak verilmiş. Burası 120. Burası 100. X kaçtır? Bakın bu sorular şöyle çözülür. Bu paraleller birbirlerine kavuşamamış, yetişememişler. O zaman şu paraleli uzatacaksınız. Şimdi bunlar birbirine paralel mi? Evet. E burası 120 ise U kuralından burası 60 olmaz mı? Bakın burada bir U var. Evet, 60. Bu 60 iç tersten buraya da 60 diye geçmez mi? Aferin, geçer. Tamam. Burası 100 ise burası da 80 olmaz mı? Toplamları 180 ya. Evet, 80. 60, 80, X. Arkadaşlar bir üçgen oluşturduk. Bir açısı 60, bir açısı 80, bir açısı X. Üçgenlerin iç açılarının toplamı kaçtı? 180'di değil mi? Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ha, bilmiyorsanız da şimdi öğrendiniz. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bu, bu, bu. Toplanınca 180 etmeli. 60 artı 80, 140'tır. 140 artı X eşittir. 180 ise 140'ı at karşıya eksi olarak 40 kalır. X 40 derece çıktı arkadaşlar. Demek ki burası kaç dereceymiş? 40 derece. Ve son soru. Son soruda ne var? Zikzak kuralı. Şöyle 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 ya da dansöz kuralı diyebilirsiniz. Böyle kıvırıyor, böyle kıvırıyor, böyle kıvırıyor, böyle kıvırıyor, böyle kıvırıyor.
Şimdi sola bakan açılar 30, 30 ve 40. Toplayın 30-30 da 60, 40 da 100. Sola bakan açılar 100 eşittir. Sağa bakan açılar x ve 60. X artı 60. Buradaki 60'ı karşıya eksi olarak atın. 40 kalır. X 40 çıktı. X de hep 40 çıkıyor ya. X de 40 derece çıktı arkadaşlar. Böylece doğrudan açıların ikinci dersinde hafiften bir yaptık. Üçüncü dersinde daha fazla soru çözeceğiz. O derse dikkat edin arkadaşlar. Bir de birkaç defa izleyin videoyu. Üçüncü derste görüşürüz.